Altılı Masa'nın 2 Mart'ta adaylık gündemini yapacağı o kritik toplantı öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir aradaydı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e kurmaylarını hedef alan ağır sözlerini yarattığı rahatsızlığı dile getirdiği belirtiliyor. 2 saat süren o görüşmede Kılıçdaroğlu ve Akşener'in birbirine karşılıklı taleplerini ilettiği bilgisi de var. Öte yandan CHP'den tam destek alan Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya ortak aday olarak kendi adını götürmeyi planladığı iddia ediliyor. Ama buna hepsi saçmalık, ahmaklık, sonuç, gerizekalı. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına yönelik bu hakaretler sonrası CHP'liler genel merkezi telefon yağmuruna tuttu. Ancak CHP yönetimi sessizliğe büründü. Bu gerilimin ardından iki lider Kılıçdaroğlu ve Akşener sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. 2 Mart'taki altılı masa toplantısı öncesi kahvaltıda buluşan genel başkanlar 2 saat baş başa görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapılmadı ama kulislerde ikilinin görüş ayrılıklarını ve karşılıklı taleplerini dillendirdiği bilgisi yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının hakaretlerden duyduğu rahatsızlığı iletip iletmediği ise bilinmiyor. Aynı işte gerizekalı her tarafta mevcut. Görüşme Kılıçdaroğlu'nun adaylık pazarlığıyla ilgili partisinden tam yetki aldığı günün ertesinde yapıldı. Peki CHP Genel Başkanı masaya kendi ismini mi önerecek ve Akşener'le görüşmesinde bunlar da konuşuldu mu? Millet İttifakı sözcülerinin bunları yorumlaması gibi bir usulümüz yoktur. Kılıçdaroğlu bu görüşme öncesi elimde dosyan var sözleriyle Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan'ın ipini çekmişti. Görüşmede gündeme geldi mi bilinmez ama o krizin perde arkası da aralandı. Sayın Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var. Konuşturtmasın beni. Bu konuda gerekli açıklama yapılmıştır. Gereken de yapılmıştır. Bu konu kapanmıştır. Okuyan'ın bahsettiği o dosyada Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için gençlerden oluşan grupları organize ettiğine yönelik kanıtların bulunduğu iddia edildi. Üstelik yine iddiaya göre Okuyan o kanıtları da İYİ Parti'nin içinden almıştı.